Efendim Özde Hayat'a hoş geldiniz. Dop dolu bir programla birbirinden kıymetli konuklarla karşınızdayız. Bugün stüdyomda 3 kıymetli konuğu ağırlıyorum. Oyuncu, müzisyen, ressam Ayçe İşözen, DJ, müzisyen Levent Özkazanç ve yüz yogası eğitmeni Harika Aktepe. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için programımıza. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Gerçekten bugün çok renkli bir program olacak aslında. Çok birbirinden farklı konulardan bahsedeceğiz ama aslında hepsi birbiriyle alakalı şeyler. Yüz yogası da tabii ki aslında sanatın içinde olan bir şey diye düşünüyorum. Sizden dinleyeceğiz o kısmını da. Ve iki kıymetli sanatçı konuğumuz var şu anda. Öncelikle tabii ki sizleri aslında da çok tanıyor izleyicilerimiz, sevilen kitlelere hitap eden isimlersiniz ama hala eğer tanımayan birileri varsa diye şöyle bir kısaca sizi bir tanıyalım önce. Levent Bey ile başlayalım. Ben Levent Özkazanç, yaklaşık 25-26 yıldır DJ'lik mesleğiyle uğraşıyorum. Son 6-7 yıldır da bu işi artık akademi boyutuna getirip öğrencilere bu mesleği aşılayıp öğretmeyle ilgileniyorum. Bu şekilde devam ediyor. Levent Bey, siz ünlü bir DJ'siniz aslında. Bütün aslında özellikle genç kitle sizi çok iyi tanıyor. Bugün hatta kanala geleceğinizi öğrenen yukarıdaki genç arkadaşlarımız da biraz heyecanlandılar. Özellikle o kesime çok hitap ediyorsunuz, genç kesime. Ve ünlü isimlerle de çok büyük çalışmalarınız var. Onları da biliyoruz. Kendi yaptığınız size ait eserler var. Ve şu anda da bir akademiyle uğraşıyorsunuz aynı zamanda. Aslında bu konu benim çok ilgimi çekti. Çünkü DJ yetiştiriyorsunuz siz. Biliyorsunuz efendim, Türkiye'de DJ'lik mesleği aslında çok fazla tanınmıyor. Şöyle, meslek olarak tanınmıyor, bilinmiyor. Yani her eline işte o seti, setup'ı alan DJ'lik yapabileceğini düşünüyor. Ama işin altında aslında çok ciddi bir müzik bilgisi gerekiyor. Ve çok ciddi bir çaba gerekiyor, eğitim gerekiyor. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Ve Ayça Hanım var. Güzeller güzeli parlıyor karşımda. Teşekkür ederim. Evet, siz bir oyuncusunuz. Aslında belki şu an izleyen pek çok insan da sizi tanıyordur. Pek çok yaptığınız çalışma var. Biraz bahsedelim isterseniz ama en çok nerede tanındığınızı ben söyleyeceğim en son. Ayça İşözen, Güzel Sanatlar Lisesi, Üniversitesi benim aslında çocukluktan gelen bir süreçti bu. Hiç bitmedi. Sanat bir de bir bütün, yani sadece oyuncuyum, işte sadece müzik yapıyorum gibi bir şey değil. Sahne dans da istiyor, işte biraz her şeyden bilgi de istiyor, müzik de istiyor. Yetenek de istiyor, rol kabiliyeti istiyor, empati yeteneği istiyor. Öğretmenlik bile istiyor baktığınızda. O yüzden ben pedagoji de aldım, resim öğretmenliği de yaptım, ressamlığımın yanı sıra işte tiyatro dersleri aldım, diksiyon eğitimi aldım. Bu şekilde böyle. Siz aslında çok yönlü bir kişiliksiniz. Benim o yüzden çok ilgimi çekmişti. Yani hem ressamsınız, evet, hem öğretmensiniz. Aynı zamanda bir oyuncusunuz, onu da çok hakkıyla yapıyorsunuz ve çok önemli bir şey daha var bence, müzikle de uğraşıyorsunuz. Bir single'ınız da var, evet, bir klibiniz var, o da son zamanlarda oldukça popülerdi aslında. Bunların hepsini deneyeceğiz. Hatta şu anda bizi kırmayıp geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü efendim Ayça Hanım yarın bir ameliyata girecek. Hem de ses telleriyle ilgili, yani mesleki çok ciddi bir ameliyata girecek. Bugün hatta hastane işlemleri vardı, bizi kırmadı. Hastaneden çıkıp stüdyomuza geldi. Çok teşekkür ediyorum ben nezaketiniz için. Ve çok kıymetli bir isim daha var şu anda karşımda. Harika Hanımcığım, hoş geldiniz. Ta Amerikalardan geldiniz buraya. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de birazcık dinleyelim mi? Harika Aktepe. Beni aslında yüz yogası eğitmeni olarak tanıyorlar. Ama asıl mesleğim, ben ekonomistim. Uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. Ve daha sonra emekli oldum. Emekli olunca tekrar okumaya karar verip üniversiteye başvurdum Amerika'da ve oradan kabul aldıktan sonra Amerika'ya gittim. Yaklaşık 5 sene önce. Halen orada öğrenci olarak okuyorum, devam ne ediyorum. Ne okuyorsunuz orada? İnsan kaynakları yönetimi. Aa, harika. Ve aynı zamanda çocuklarımı da oraya götürdüm. Beraber oradayız. Ve pandemi sırasında işte ben de evde otururken kendimdeki değişimi fark edince yüz yogasına merak sardım ve yüz yogasına başladım. Daha sonra oldukça faydalı olduğunu görünce Instagram'da hesap açtım ve ondan sonra da
bu yola başladım. Harika. Şimdi seyircilerimiz eminim çok merak ediyorlar. Yüz yogası çünkü son yıllarda çok popüler. Çok popüler. Ben de görüyorum değişimleri. Hatta yayın öncesinde sohbet esnasında Ayça Hanım'ın da yaptığını öğrendim. Hiç botoks bulaşmadım yani. Bir oyuncu olarak zaten mimikleri kaybetmememiz gerekiyor. Tabii. Ben de yüz yogasıyla böyle bir 5 yıl önce tanıştım. İşte alın bölgesi, şakak bölgeleri. Bir de benim dudak yamukluğum vardı. Onun için bile yüz yogası kullanıyorum. Düzenli yapmıyorum aslında. Hani haftada 2 aklıma gelince ama düzenli yapılsa eminim siz gibi olurum. Evet, şimdi yüz yogasının detaylarını öğreneceğiz Harika Hanım'dan. Belki bize hatta ilerleyen dakikalarımızda birkaç şey de öğretir. Pozda gösterir. Evet, gösterir. Harika olur seyircilerimiz için eminim. Ama şimdi birazcık önce o zaman biz bir Türkiye'de sanatla başlayalım. İki tane sanatçıyı böyle yanıma almışım efendim. Birisi başarılı bir DJ, diğeri başarılı bir oyuncu. Birazcık sanatla başlayalım. Şunu sormak istiyorum size. Türkiye'de mesleğinizi yapmaktan mutlu musunuz? Genelde hep sanatçılar bir dert yanıyorlar ya böyle. Ben Türkiye dışında bir yerde oyunculuk yapmadığım için kıyaslayamıyorum. Dışarıdan gördüğümüzle konuşmak biraz kolay. Evet, Türkiye'de standartlarımız biraz düşük. Çalışma saatleri çok uzundu. Oyuncu için biraz daha kolay bu süreç aslında. Çünkü her sahnede oynamıyorum. Gidiyorum, dinleniyorum ama set arkasında bir de bizim kamera, reji ekibimiz var. Çok yorulan kostümcülerimiz. Tabii. Onlar aralıksız çalışıyor. Bizim sektör o açıdan biraz gönül vermek lazım ki şey gibi ya, eğlenirken nasıl 12 saat mi oldu bilmezsin. Onun gibi hissetmelisin, zevkle yapmalısın ki saat sayma. Hani o mantıkta olmak lazım. O yüzden gönlünü vermiş bu işi böyle zevkle yapan insanlar ancak bence bu sektörde çok mutlu olabilir. Evet. Şimdi sizin pek çok dizi projeniz var, film projeniz var. Ama en önemlisi bence seyircinin sizi tanıdığı reklam yıldızısınız siz. Pek çok reklamda biz sizi görüyoruz. Artık bağdaştığınız bazı hatta şeyler var, markalar var direkt akla gelen. Sizin yüzünüzü gördükleri anda hemen o reklamları hatırlıyorlar. Bu arada tabii efendim bizim milli ve yerli aşımız Türkova'nın tanıtım filmi de yine Ayça Hanım'ın yüzüyle gerçekleşmişti. Bize aşıyı o zaman siz anlatmıştınız. Evet. Herkes sizden dinlemişti. Ve o zaman hatta şöyle bir şey olmuştu o dönem hatırlıyorum. Başlangıçta böyle yerli aşıya karşı bir tepki varken sizin filminizden sonra daha pozitif düşünceler ve aşılanma oranında artışlar olduğunu duymuştuk. Bu da aslında harika bir katkı, öyle değil mi? Toplumsal bir katkı yani işinizin yanında. Tabii ki de öyle. Bir de şöyle bir şey var. Aşının sürecini anlatmak orada. Reklam zaten budur hani aslında. Biz de orada bizim yüzümüzün işte güzel gülüşü, anlatım şekli de aslında dinletiyor. O yüzden zaten reklam yüzü diye bir şey var. Herkesin anlattığını dinlemeyiz. Ama bir insan anlatır o mimikleriyle, dinlersiniz ve anlamaya başlarsınız. Aslında öğretmenlik bu yüzden dedim. İyi bir öğretmen iyi bir anlatıcıdır. Mimiklerini iyi kullanır, işte vücut dilini iyi kullanır. Dinlersiniz ve eve gidip aktarırsınız. Bu akılda kalma. Reklam da aslında bir nevi bunun gibi geliyor bana. Bu aktarım süreci dediniz ya, bu aktarım tamamen sizin doğal içinizden geldiğiniz gibi mi oluyor? Çünkü mesela şimdi tabii ismini veremiyoruz. Bir yiyeceği sizin yediğiniz bir reklam var. Çok ünlü aslında, herkesin, tüm Türkiye'nin bildiği bir reklam var. Ve siz o yiyeceği o şekilde yedikten sonra herkes onu o şekilde yemeye başladı. O şekilde videolar atmaya başladı. Bu sizin fikriniz miydi? Yani şöyle aslında... Bir ajanstan film geliyor ama çekim esnasında sizin ve yönetmenin ilişkisi, işte o anki enerjiyle bir şeyler çıkabiliyor. Fikir değişebiliyor. Ajans da orada oluyor, marka da orada oluyor. Bu şekilde zaten onlar hep düşünülüyor yani. Bu dikkat çeker. Tabii sizin yiyişiniz de önemli orada şimdi. Evet. Ben onu yiyebilecek miyim acaba, bir işte ısırık da alabiliyor muyum hani? Yüzlerce ısırdım onu mesela yani. Öncesinde bir prova süreci var tabii yani. Çünkü o bir tane bile kaysanız olmuyor. Kusursuzu vermek lazım. Çok kilo alıyorsunuz böyle.
Evet tabii, yani oyunculuk öncesinde ciddi bir prova gerektiriyor tabii. Gerçekten ama DJ'likte öyle bir şey var mı? Yani o biraz tercihe kalmış bir şey. Aslında prova her şeyde olduğu gibi artı. Ama hı-hı, ben çok doğaçlama yaparım. Yani ben sahneye çıkmadan evvel her şeyi önceden hazırlayan bir tip değilim. Arşivime güveniyorum, biliyorum. Önceden hı-hı, zaten bildiğim için. Genelde sahneye çıktıktan sonra başlayınca insanların reaksiyonuna göre çalacağım müzikleri değiştiririm. Hı-hı. Yani o bende öyle gidiyor. Ama her şeyde önceden provanın artısı vardır. Türk halkı nasıl müzikler seviyor? Bizde şöyle, Türkiye çok geniş bir skalaya sahip. Çünkü Avrupa'dan gelen müzikler, işte Amerika'dan gelen müzikler, R&B, hip-hop, elektronik müzik. Bizde hepsi seviliyor. Hepsinin farklı bir kesimi var. Ama çok uç elektronik müzik dinlenmediği sürece Türkçe çok ön planda bizde. Ön planda. Hangi tarzı çalarsanız çalın mutlaka içinde Türkçeyi 90'lar isterler. 90'lar mesela vazgeçilmezsiniz yani. Kesinlikle. Yani hele son dönemlerde 90'lar inanılmaz. Yani 90'larda evet, o kadar 90'lar çalınmaz. Evet, son zamanlarda çalınmaz. Evet fark ediyoruz. Yeni nesil özellikle işte bu Z kuşağı 90'lar müziğini gerçekten çok sevdi. Çok sevdi. Ben de görüyorum, fark ediyorum. Peki ben size şunu da sormak istiyorum Levent Bey. Şimdi bu söyleyeceğimi yanlış anlamayın tabii ki. Ülkemizde DJ denilince aslında ben şöyle düşünüyorum. Bunun arkasındaki emek, müzik bilgisi, yapılan çalışmalar, oradaki o aslında profesyonellik ve bir eğitim alınması gerektiği algısı olmuyor. Genelde DJ denilince sanki işte bir performans sergileyen ama işte önündeki aletlerden müzik açan, kapatan, değiştiren biriymiş gibi algılanıyor. Aslında mesleğinize gereken saygı gösterilmiyor diyelim. Maalesef. Ben bunu fark ediyorum. O yüzden belki de DJ'liğin ne olduğunu da tam olarak açıklamamız lazım. Çünkü siz mesela ders veriyorsunuz. Aynı zamanda bir eğitmensiniz. 520 öğrenciniz mi vardı? 522. 520 tane yeni DJ geliyor şu anda Türkiye'ye. Yurt dışında bunun çok ciddi eğitimlerle yapıldığını biliyorum ben. Ve bu mesleğe çok önem verildiğini, en az bir işte ses sanatçısı kadar ya da işte bir oyuncu kadar kıymet verildiğini biliyorum. Ama bizim ülkemizde biraz sanki geri planda kalıyor. Çünkü arkadaki emek bilinmiyor. Evet. Ve ne olduğu da bilinmiyor bence. Sizden biraz anlatmanızı rica ediyorum tabii. Ben. Tabii. Şöyle başlayayım. Şimdi çok haklısınız. Yurt dışındaki gibi böyle bir mesleğin ne olduğu çok bilinmiyordu. Ama son dönemlerde artık bu kırılmaya başladı. Benim de akademiyi açmamdaki en büyük sebeplerden biri bu aslında. Hani biraz bilinsin. Çünkü ben kız istemeye... Akademi kaç yaşında bu arada? 7. yılına girdi. 7. yıl. Yani ben zamanında kız istemeye gittiğimde sadece DJ'yim diye gitseydim muhtemelen kızı bana vermezlerdi. Yani öyle bir algı vardı. Büyüklerimiz de yanlış biliyorlar. Çünkü DJ'liği böyle gece hayatının içinde işte uyuşturucu, alkol hep maalesef böyle bakılıyordu. Aslında alakası yok. Ben çünkü bunların hiçbirini kullanmıyorum. Yani DJ'lik özünde şöyle bir şey. Her şarkının insanların kalp atışı hızı gibi bir vuruş hızı var. Bizim oradaki işimiz ekipmanların da yardımıyla, teknolojinin yardımıyla bunların hızlarını ve tonlarını birbirine eşitleyip orada sanki siz hiçbir şey algılamadan şarkıları birbirine mixleyerek, bağlayarak geçişlerini yapmak. Yani sizin eğlenceniz hiç bozulmasın, arada bir es olmasın, şarkının enerjisi düşmesin diye stabil bir şekilde götürmek enerjiyi yüksek tutarak. DJ'liğin işi bu aslında. Evet. Çok da kolay değildir. Aslında oldukça zor bir şey ve zor. Ciddi bir teknoloji bilgisi kesinlikle de gerektiriyor anladığım kadarıyla. Bazen işte görüyoruz o önünüzdeki değişik ekipmanı, teknolojik aynen aletleri. Onları öğrenmek gerçekten çok zor. Peki DJ olmak isteyen biri kaç yaşından itibaren eğitim alabilir? Hiç yani yaşta... bir çocuk da eğitim alabilir mi mesela? Var, 8 yaşında öğrencimiz de var. Öyle mi? Aynen. Yani nasıl yani, yapabiliyorlar mı gerçekten? Yapıyorlar. Hatta yeteneklerine şaşırırsınız. Yani biz de şaşırıyoruz. Çünkü yeni nesil zaten inanılmaz. 7-8 yaşlardan itibaren bizim onlara göre ayrı derslerimiz var. Daha yumuşak ilerlediğimiz. Çok yetenekliler ve başarılı da oluyorlar. İlerisi için çok büyük bir altyapı oluyor. Tamamen en alttan müzik nedir, tarzlar nelerdir, neyi nerede yapmalıdan başlayarak ekipmanları tanıtarak yavaş yavaş ilerletiyoruz. Ya harika, ben gerçekten çocukların müzikle ilgilenmesini çok destekliyorum aslında. Sadece müzikle değil, yani farklı spor dallarıyla, farklı sanat dallarıyla. Çünkü biliyorsunuz işte bu sağ sol beyin gelişimi açısından farklı dallarla uğraşmak gerçekten beyin gelişimine inanılmaz bir katkı sağlıyor. Kesinlikle. Ve yapılan bir araştırmaya göre efendim işte müzikle, sanatın herhangi bir dalıyla ya da sporla
sporla uğraşan çocukların kendi eğitim hayatlarında daha başarılı oldukları, sayısal derslerde hatta daha da yüksek başarı oranları yakaladıkları keşfedilmiş. Çünkü oradaki bir işte, tabii bunun uzmanı değilim ama işte o nöronlardaki geçişler, aktarım, sağ sol beynin kullanımı açısından çok önemliymiş çocukların gerçekten bu tarz aktivitelere yönlendirilmesi. Tabii müziğe yönlensinler istiyoruz elbette ki tüm çocuklar. Benim de bir oğlum var, o da çok müziğe ilgili mesela. Ben de onun gelişimine katkı sağlamak için işte çeşitli müzik aletleri alıyorum vesaire ama bir yandan da biliyor musunuz ya müzisyen olursa diye de korkuyorum. Çünkü malum ülkemizdeki durum son zamanlarda çok acı haberler alır maalesef olduk. Evet. Maalesef ülkemizde müziğe, müzisyene yeterli kıymet verilmediği gibi, bakın burada şu ayrımı yapmak istiyorum ama ünlü isimlerden bahsetmiyorum. Müzikle ya da bu sektörle uğraşan sadece ünlü isimler yok efendim. Arka planda çalışan bir sürü müzisyen arkadaşımız var. Daha henüz ismi çok tanınmamış olan ama yıllardır emek veren ve işte bunun içinde olan insanlar var. Buradan evine ekmek götüren, ekmek kapısı olan, çoluğunu çocuğunu geçindiren insanlar var. Fakat yeterli kıymeti göremiyor. Ne yazık ki ülkemizde yani bir ün yapmadıysanız, magazinsel bir isim değilseniz bir müzisyen olarak kıymet göremiyorsunuz. Ve biz ardı arkası kesilmeyen çok acı haberler duyuyoruz. Biliyorsunuz Ankara'da bir müzisyenimizi kaybettik. Yine İstanbul'da çeşitli yaralanmalar oldu. Ben bunları aslında sizden dinlemek istiyorum. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun bir çözümü var mı? Ya da neden müzisyenler böyle bir şiddete maruz kalıyor? Sizin böyle bir durumla karşılaştığınız dönem oldu mu? Elbette oldu. Yani bu hep vardı maalesef. Sadece ölüm veya ağır yaralanma olduğu zaman gün yüzüne çıkıyor. Evet. Ama sanatçılarımız, müzisyenlerimiz hep böyle şeylere maruz kalıyorlar. Burada kanunun biraz daha katı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ve işletmelerin aslında bunun önüne geçebilecek önlemler alabileceğini biliyorum. Bazı işletmeler bunu çok güzel yapıyor. Yani sanatçının, DJ'in, müzisyenin yanına yaklaşamıyorsunuz bile. Onu oradaki güvenlik seziyor, ona göre pozisyon alıyor. Ama bazı işletmeler de bunu yapmıyor. Başta burada önüne geçilmeli. Onun dışında da kanun en önemli nokta. Oyunculukta oluyor mu böyle şeyler? Yani bizde şöyle, dediğin gibi hani ünlü olmazsan nerede oyuncusun? Tanımıyorum gibi şeylerle çok karşılaşıyorum mesela. Beni hiç tanımayanlar, hiç aklına gelmeyenler oluyor. Nerede? Ben sizi görmüyorum. Şimdi ünlü olmayınca dediğiniz gibi sanatçı ya da oyuncu olarak bazen sayılmadığınız oluyor. Ama bizim sektörde böyle bir şiddet eğilimi yok. Hani nerede var? Kötü bir karakter oynuyorsunuz dizide. Evet. Sokakta adam döven oldu. Yani sen bilmem neyi niye vurdun? Onu niye aldattın gibi. Anneannem bile yani hani izliyordur şimdi. Kendisi bir karaktere takılmış. Arkadaşım ay çok iyi bir insanım. Aman git diyor. Kötü rol oynuyor diyor. Sevmiyor arkadaşımı. Aslında onun rolü. Maalesef biraz hani böyle durumlar oluyor. Ya işte o büyülü görünen ya da işte çok eğlenceli görünen hayatların arkasında aslında maalesef farklı türlü zorluklar var. Evet, şimdi müziğe ve sanata devam edeceğiz. Size daha çok sorularım var. Ama birazcık Harika Hanım'a da söz verelim istiyorum ben. Evet Harika Hanımcığım, şimdi karşımda o kadar güzel görünüyorsunuz ki gerçekten size bakmaya doyamıyorum şu anda. Ben yayından önce yaşınızı öğrendim. Siz şimdi burada ekranda canlı canlı paylaşmak ister misiniz yoksa söylemek istemez misiniz bilmiyorum. Söyledim artık zaten ben Instagram'da herkes biliyor artık 52 yaşındayım. Evet, hiç 52 yaşında gibi görünmüyorsunuz. Teşekkür Biz tabii ederim. Ki çok şaşırdık. Bunu tamamen yüz yogasına mı borçlusunuz? Şimdi öncelikle tabii ki burada bir genetik de söz konusu. Beslenme, spor yapmak, daha pozitif bakmak artı yüz yogası. Peki, hepsi bir bütün. Şunu da sorayım o zaman hemen. Yüz yogası sadece genç kalmak için mi yapılıyor? Şimdi genelde böyle bir algı var toplumda. Evet, böyle bir algı var. Evet, yüz yogası işte kırışıklıkları açalım, sarkmalarımızı toparlayalım. Öyle görülüyor. Evet, bir tarafı öyle. Gerçekten de o konuda çok işe yarıyor ama diğer taraftan bizim ruhumuza, zihnimize de çok iyi geliyor. Daha böyle sağlıklı, dinç, canlı görünmenize yardımcı oluyor. Ve bunların sonucunda da tabii kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz.
Yüz yogasını yaparken sürekli yüzünüze dokunuyorsunuz. Yani kendinize dokunuyorsunuz. Öz şefkatiniz gelişiyor böylece. Kendini daha çok sevmeye başlıyorsun. Bir disiplin gerektiriyor. O disiplin sürekli yaptığınız için öz disiplininizi de geliştiriyor sizin. Öz disiplin demek öz saygı demek. Öz saygı demek kendini daha çok sevmek demek. Yani böyle bir bütün aslında ruh, beden ve zihin üçlemesinde hepsine de çok iyi geliyor. Peki hangi yaştan itibaren yapılabilir yüz yogası? 20 yaşından itibaren yapılabilir. Sadece yüzünüzde böyle akne problemi olmaması gerekiyor. Çünkü sürekli eliniz yüzünüzde olduğu için hani sivilceleri dağıtabilirsiniz. Öyle bir riski var. Ya da bir hani cilt rahatsızlığınız yoksa rahatlıkla 20'den sonra yapabilirsiniz. Genelde ben şöyle diyorum, yani 20'li yaşların başında çok yoğun yapmayın. Hani belli başlı hareketler var, onları yapın ama yaş ilerledikçe belli bir rutinde düzenli olarak yapmaya devam edin. Bu sizin dediğim gibi hem ruhunuza hem de yüzünüze çok iyi geliyor. Yüzümüzdeki kaslar sonuçta yaşla beraber yavaş yavaş aşağıya doğru yüzümüz düşmeye başlıyor. Özellikle belli bir yaştan sonra. Ve aynaya baktığınızda 45'inden sonra özellikle söyleyeyim, gerçekten kendinizi böyle yorgun ve üzgün gibi görüyorsunuz. Öyle olmadığınız halde işte yüz yogası sizin o görüntünüzü azaltıyor ya da yok ediyor. Aynaya baktığınızda kendinizi çok daha dinç ve sağlıklı görüyorsunuz. Ve bence bu çok değerli bir şey. Evet, gerçekten harika. İnsanın tabii ki kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle görmesi çok önemli bence. Tabii bazen yaş birazcık ilerledikçe insan aynada kendi o eski halini göremedikçe tabii bazı psikolojik sıkıntılar da başlıyor. Özgüven düşüyor, kötü hissetmeye başlıyorsun. Yüz yogası aslında çok güzel bir kurtarıcı. Yani eğer çeşitli estetik müdahaleler yaptırmak istemiyorsa kişi tamamen doğal ve hiçbir zararı yok anladığım kadarıyla. Hiçbir herhangi bir yok. Yani yan etkisi, hiçbir farklı şey bir zararı yok. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi biz genelde çok böyle istikrarı sevmeyiz ve biraz da aceleciyizdir. Yani bir şeye başladığımız zaman işte diyete başlarız. Her 3 gün sonra diyete başlarız. 3 gün sonra hemen etki görmek sonuç isteriz, almak sonuç isteriz. Almak isteriz. Spora başlarız, sonuç almak isteriz. Biraz aceleciyiz. Hemen olsun bir şeyler istiyoruz. Ama anladığım kadarıyla yüz yogası öyle işte hani bugün yaptım, yarın etki görebileceğim bir şey değil. Değil. Değil mi? Ya zaten hep şunu söylüyorum. Şimdi siz kaç yaşındaysanız o yaşınıza kadar bir yaşanmışlık ve yüzünüzdeki mimikler var. Onları siz 2 günde yok edemezsiniz. Tabii. Sabırla, yavaş yavaş hani bunun size ruhunuza iyi geldiğini, yüzünüzdeki kaslara hani sağlık açısından iyi geldiğini düşünerek motivasyonunuzu kaybetmeden yol alabilirsiniz. Zaten burada varılan yol değil, yani yani vardığınız nokta değil. Oradaki süreç çok keyifli. Evet. Ve bu bitmeyen bir süreç. Hani tamam ya ben oldum artık, hani yoga yapmama gerek yok diyebileceğiniz bir süreç değil. Bunu düzenli olarak nasıl elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz sabahları ya da işte hani belli rutinleriniz var. Bunu da öyle hayatınızın içine alıp belli bir rutinde, belli bir disiplinde devam ettirmeniz gerekiyor. Ne kadar sürede peki aynaya baktıklarında bir fark görmeye başlarlar? Şimdi bu yüz hani yüzümüzdeki değişim öyle çok böyle hani bariz bir şekilde fark edilemiyor hemen. Bu yüzden öncesi sonrası fotoğraflar çok önemli. Yüz yogasına başlamadan önce diyorum bir fotoğraf çekin. Aradan bir ay geçtikten sonra tekrar aynı ışıkta, aynı şekilde bir fotoğraf daha çekin ve bakın, karşılaştırın. Sizi en iyi motive edecek şey zaten bu öncesi sonrası fotoğraflarınız. Sonra düzenli olarak 2-3 ay sonra falan tekrar hani fotoğraf çekin. Ben mesela 3 yıldır yapıyorum yüz yogasını. İlk başladığım zamanki fotoğraflarımla bugünkü fotoğraflarım arasında zaten her sene çektiğim fotoğraflarım var. O kadar bariz fark var ki yüzümün yukarıya doğru toparlandığını, daha dinç ve sağlıklı göründüğümü fark ediyorum ve zaten takipçilerim de bunu fark edip daha kolay motive oluyorlar. Peki siz bu eğitimi nasıl aldınız? Yani ya da eğitim veriyor musunuz?
Yüz yogasını öğrenmek isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Şimdi bir kendin için yapabiliyorsun, bir de bunun eğitmeni olup başkalarına da fayda sağlayabiliyorsun. Ben işte önce yola eğitmen olmadan başladım zaten. Kendimde faydasını görünce özellikle kendi yaş grubum kadınlara da ilham olmak adına bu yola çıktım. Sonra faydasını yani gördüm. Daha sonra işte takipçilerim de faydasını görünce ders almak istediler benden. O zaman eğitmen oldum. Yurt dışından eğitimini aldım ve bu yola başladım. İşte atölyelerim var. Ama eğitmen olmak isteyenler varsa onların alabileceği artık Türkiye'de de eğitimler veriliyor bu konuda. Oradalardan hani eğitim alabilirler. Online eğitimler falan da oluyor sanırım zaten. Tabii hep online zaten. Bu pandemiyle beraber zaten eğitimler online'a döndü. Bence muhteşem bir şey. Çünkü dünyadaki sınırlar kalktı. Ve artık herkes her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor. Kesinlikle. Muhteşem bir şey. Evet, kesinlikle. Yani pek çok meslek grubu zaten artık evden çalışmaya geçti pandemiyle birlikte. Çünkü bunun daha faydalı olduğunu ve daha hem motivasyonu hem çalışma performansını arttırdığı keşfedildi. Tabii bazı meslek grupları hariç Harika Hanım. Şurada gördüğünüz üçümüz maalesef bu gruba dahil değiliz. Çünkü oyuncular, DJ'ler, sunucular ve spikerler evden çalışamıyorlar. Evet. Ama gerçekten dünya çapında bir evden çalışma şeyi var şu anda. Trendi var. Şirketler açısından da tabii ki maliyetleri düşürüyor. Öyle bir pozitif etkisi de var. Ve insanlar da daha rahat çalıştıklarını söylüyorlarmış evden. Tabii artık eğitimler de hep online oldu. Şu güzelliği de var. Tabii bir eğitimi almaya mesela insan üşeniyorsa işte gideceğim, işte kayıt yaptıracağım, her gün oraya gideceğim vesaire. Artık hemen evlerinde bir bilgisayar ya da bir televizyondan, işte telefondan hemen eğitimlere katılabiliyorlar. Bu gerçekten büyük kolaylık oldu. Peki birkaç ne diyelim, hareket mi deniliyor, hareket, ne deniyor? Evet. Gösterelim mi seyircilerimize? Tabii. Tamam. Özellikle istediğiniz bir bölge var mı bilmiyorum. Var mı? Bence Levent Bey, sizin var mı istediğiniz bir bölge? Göz çevresi. Göz çevresi. Evet. Burada düşüyor. Göz problemi çok olabiliyor. Çünkü artık herkes bu şekilde oturup telefona baktığı için çok daha hızlı bir şekilde gıdı sarkabiliyor. Göz çevresi için mesela hareket gösterim. Hani genelde şunu söylüyorum. Hani böyle bir estetik operasyon değil bu. O yüzden hani böyle mimik yaptığınızda yine kırışıyorsunuz. Önemli olan mimik yapmadığınızda böyle normal durduğunuzda kırışıklık olmaması. Yoksa hani yüz yogası bir estetik operasyon değil. Öyle bir beklentileri olmasın diye hep herkese söylüyorum. Evet, bir tane uygulama mesela göz çevresi için göstereyim. Tamam. Şimdi şu da var. Buradaki hani kırışıklıklarımız direkt gözdeki hani bu bölgedeki bu kaslardan başlamıyor. Özellikle şu temporalis işte bölgesinden, buradaki temporal bölgeden başlıyor. Ve alnımızdaki işte buradaki kasların gittikçe gevşemesiyle alnımız düşüyor ve buralarda işte gittikçe kırışıklıklar ve kaşların düşmesi oluyor. O yüzden mutlaka herkes önce bu bölgeyi rahatlatarak başlaması gerekiyor. Önce hani oradan başlayayım. Şimdi parmaklarımızı getiriyoruz, buraya yerleştiriyoruz ve hafif bastırarak burayı rahatlatacak böyle bir hareket yapıyoruz. Masaj hareketi yapıyoruz. Böyle geriye doğru gidiyoruz. Bunu birkaç kere yapabilirler. Daha sonra buradaki kaslar için geliyoruz, elimizin şurasını yerleştiriyoruz. Şöyle tam gözümüzün ve kaşımızın bittiği yere bu şekilde çok hafif geriye alıyoruz. Çok değil, çok hafif. Şöyle geriye alıyoruz ve karşıya doğru bakarken omuzlarımız, boynumuz rahat ve şöyle kısıyoruz, bırakıyoruz. Kısıyoruz, bırakıyoruz. Bu şekilde 10 çarpı 3 set halinde bu hareketi yapabilirler. Zaten hemen hissettim ben şu anda buraların çalıştığını. Ve daha sonra kaslarımızı rahatlatmak için böyle parmak uçlarıyla pıt pıt vuruyoruz. Böyle. Evet, tabii bu yüz yogasını bölgesel değil, mutlaka bütün yüz çalışmaları gerekiyor. Peki kaç kere yapmaları lazım bu hareketi? Bunu günlük rutinlerinde 10 çarpı 3 set halinde yapabilirler. İşte 10 kere yaptılar. Duruyorlar, bir nefes alıp veriyorsun. Sonra tekrar 10 kere daha ve ondan sonra parmak uçlarıyla vurup oradaki kasları rahatlatıyoruz.
Evet, peki diğer bölgemize de geçelim o zaman. Gıdı mesela bu bölge dediğim gibi sürekli şu şekilde oturuluyor ve hem şurası da çok böyle sarkıyor yanaklar. Hem de... Sözünüzü kesiyorum. Zaten insan yüzü, yüz şekli artık değişmeye başlamış. Teknoloji ve işte gıdalar. Dün Doktor Hüseyin Çiçek hocamızı ağırlamıştık stüdyomuzda. O da bahsetti. Mesela artık son yüzyıllarda bizim çenelerimiz küçülmeye başlamış. İşte bu bölge geriye doğru gitmeye başlamış. İşte yediğimiz gıdalarla, teknolojiyle dediğiniz gibi sürekli işte telefona bakmak. Bunlar zaten yüz şeklimizde bozulmalara sebebiyet veriyormuş. Evet. Duruş o yüzden çok çok önemli. Hani ben sayfamda sürekli uyarıyorum herkesi. Mutlaka telefonunuza göz hizasında bakın. Ve yani oturma hem oturma bozukluğundan hem de stresten bedenimizi kapatıyoruz. Omuzlar öne doğru düşüyor. Mutlaka diyorum omuzları geriye alın. Yani onun farkında olun ve telefona şöyle, da bakarken şu şekilde. Telefona şu şekilde değil de genelde biz çünkü şöyle bakarız aşağıya doğru. Bunun bakıyor. Yerine şöyle göz hizasına getirerek işte bakıp kullanmak gerekiyor. Yastık koyun diyorum altına. Kitap okurken, telefona bakarken altınıza hemen diyorum yastık koyun, dirseklerinizi destekleyin ve bu şekilde bakmaya çalışın. Bunu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Çünkü eğer bu şekilde yapmazlarsa siz istediğiniz kadar egzersizi yapın. Egzersiz 30 dakika yapacaksınız ama geriye kalan 23,5 saat siz kendinizle baş başasınız. O yüzden yaptıklarınız, davranışlarınızın, alışkanlıklarınızın farkında olmanız gerekiyor. Gıdı ile ilgili mesela mutlaka dekolte masajı da yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi benim kapalı olduğu için onu gösteremiyorum ama peki, dekolte masajı. Harika Hanımcığım. Göstereceğiz dekolte bölgesi ve gıdıyı da. Yalnız çok kısa bir reklama gidiyoruz. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. Özde Hayat devam ediyor. Stüdyomdaki şahane konuklarımla sohbetimiz sürüyor. Evet, Harika Hanımcığım reklamlardan önce tam bize gıdı bölgesi için bir hareket gösterecektiniz. Onu da gösterelim isterseniz. Çünkü sosyal medyadan da reklam arasında baktım oldukça çok soru var bu yönde. Şimdi dilimizi mutlaka paralel şekilde damağa yerleştirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Hem güzelliğimiz için hem sağlığımız için. Dil damakta olacak bu şekilde. Paralel böyle yerleştiriyoruz. Avuçlarımızı getirip tam boynumuzu böyle yerleştiriyoruz. Bastırma falan yok. Dil damakta bu şekilde hafif bir şekilde öne arkaya. Öne arkaya. Hem gıdımızı çalıştırıyor hem de boynumuzdaki kırışıklıkların azalmasına da yok olmasına yardımcı olan bir hareket bu. Çok güzel. Sadece boynumuzla yapıyoruz bu hareketi. Diğer bir hareket gene dilimiz damağımızda. Elimizi yumruk yapıyoruz. Tam çenemizi yerleştiriyoruz çenemizin altına ve elimizle çenemize, çenemize de elimize karşılıklı direnç oluşturuyoruz. Bu şekilde. Bu hareketleri de 10x3 set halinde yapabilirler yine. Evet, gerçekten harika ve çok basit şeyler aslında. Çok yani basit. İnsanın birkaç dakikasını ayırarak yapabileceği şeyler, günlük rutinine ekleyebileceği şeyler diye düşünüyorum. Umarım buradan birilerine de ilham oluruz bu konuda. Umarım. Gerçekten siz de o kadar yaparken böyle rahatladığınızı hissediyorum ben sizi izlerken. Yapmak istiyor insan. İzleyicimizde de aynı hissi uyandırdığını düşünüyorum. Kasları rahatlatıyor çünkü. Çok güzel bir uygulama. Kesinlikle ve herkesin yapabileceği bir şey gerçekten öğrenip. Levent Bey sizin işiniz herkes yapabiliyor mu? Emek veren herkes yapabilir. Yani hani böyle bir kulak olması gerekir derler ya hep müziğe ilgisi olan kişilere. Ya işte kulağı var mı acaba? Ya da işte bende kulak var. Böyle bir şey gerçekten var mı? Bizde çok oluyor bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Veliler çocuklarını getirdiği zaman acaba benim çocuğumda kulak var mıdır diyor. Çocuğun kendi söylüyor bende kulak var mıdır. Çok yanlış bir bilgi. Çünkü kulak kendini geliştirebilen bir şey. Yeterli emeği verirseniz, üzerinde yeterli derecede durursanız fazlasıyla konuya adapte olur ve gelişir. O yüzden hiç ne yetenek ne başka bir şey, bu işin olayı emek. Eğitim ve de galiba tabii ki, değil mi? Tabii eğitimsiz ki. Olmaz yani. Ya eğitimle eğitimsiz arasındaki fark çok bariz olur. Yani ne kadar yetenekli doğmuş olursanız olun, eğitim aldıktan sonraki haliniz bambaşka olur. O yüzden ne olursa olsun eğitim alınmalı. Evet, gerçekten aslında sanata dair, işte müziğe, oyunculuğa dair eğitimler şöyle düşünüyorum. O kadar büyük emekler, yıllar alıyor. İnsanlar gençliğinin
pek çok yılını bu eğitimleri alarak geçiriyor, görüyoruz. Ama gerçekten acaba bu kıymeti, değeri görebiliyorlar mı? Aslında size sormak istiyorum. Yani bu oyuncu ücretleri, kaşe diyorsunuz siz sanırım. O kadar gündeme geliyor ki dönem dönem. Şimdi aynı emeği veriyorsunuz. Belki ünlü bir oyuncudan, işte çok isim yapmış oyuncular var ülkemizde de, yurt dışında da. Daha büyük emek veriyorsunuz. Belki daha zor şartlarda çalışıyorsunuz ama daha düşük ücreti alıyorsunuz. Uçurum fark var. Tanınmış selebriti bir isimle sadece tanınmamış ya da az tanınmış. Ben ortalarda bir oyuncuyum mesela. Benim kaşemle tanınan bir ismin kaşesi çarpı 100 fark var. Yani evet, daha zor şartla çalışıyorsunuz. O alınıp bırakılıyor. Siz belki daha geç alınıyorsunuz. İşte onun karavanı oluyor. Siz belki işte farklı bir yerdesiniz gibi durumlar oluyor. Bu bizim sektörde bir problem. Bir de üstüne üstlük şu an artan enflasyondan sonra ciddi bir problem oldu. Asgari ücret işte 7000 kaç oldu şu an? 7500 tabii. Net bir rütü farkı var. İnanın oyuncularda da şu anda minimum 15.000'lerde falan geziyor kaşeler. Olması gereken çok daha fazla. Çünkü 15.000 liradan mı başlıyor bir oyuncunun kaşesi? Yani iyi tabii. Hani figüranlar ya da işte yeni kastlar değil de bir oyuncuyu bir reklama alıyorlarsa ya da bölüm oyuncuları çok düşük alıyorlar. Yan rollerdekiler. Bunlar biraz düzelmeye girmeli. Çünkü bu bir bölüm ücreti midir yani? Yok, bölüm ücretleri 5000 de var, 7000 de var. Bilindik dizilerde de var. Hani çünkü şu anda bizi izleyen, bu mesleği yapmayı düşünen özellikle gençler, biliyorsunuz ülkemizde bir gençler arasında bir ünlü olma arzusu o kadar çok ki. Yani herkes ünlü olmak istiyor. Herkes bu mesleği yapmak istiyor. Eğitimler alanlar var, emek verenler var ama gereken kıymeti göremiyorlar. Ve hatta şöyle bir şey de var. Çok usta oyuncularımız var, biliyorsunuz yıllarını vermiş İşte tiyatrodan, devlet tiyatrolarından çıkmış, yıllarca bu mesleğe hizmet etmiş isimler var. Onlar bile dizilerde, filmlerde o çok bilinmiş isimlerin yanında hiç hak etmedikleri ücretleri aldıklarını söylüyorlar. Hakikaten bu aslında haksızlığa belki bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü bu sadece bizim ülkemizde bu şekilde aşırı bariz bir farkla yaşanıyor. Bu da gerçekten motivasyon düşürücü bir şey. Umuyorum ki bir çözüm bulunur buna. Peki o zaman şimdi küçük bir oyunumuz var. Kapanmaya doğru gidiyoruz artık, kapanışa doğru. Hemen oyunumuzu da oynayalım. Sizlere 5 kelime söyleyeceğim. 5 saniye içinde sadece bir kelimeyle karşılık vermenizi istiyorum. O zaman aynı kelimeleri sırayla söyleyelim. Ne dersiniz? Peki ilk kelimemize başlıyorum. Levent Bey, sizinle başlayacağım. Ayça Hanım ve Harika Hanım'la devam edeceğim. Para. Güç. Huzur. Araç. Peki, güç, huzur ve araç cevabı geldi para için. Başarı. Emek. Kendini gerçekleştirmek. Tek bir kelime. Emek yani o zaman. Peki. Hikaye. Hikaye. Aşk. Eşim. Eşinize buradan sevgiler. Bulamadım. İlahi. İlahi, harika. Peki, korku. Başarısızlık. Yalnızlık. Cesaret. Aile. Her şey. Tek bir kelimeyi söylemesi zor ya. Benim için sevgi. Her şey. Evet, gerçekten çok güzel cevapları aldım. Bu soru cevap kısmı hakikaten programımızın kapanışında yapıyoruz her gün ve bence güzel oluyor. Çünkü insanlar, genelde izleyicimiz, buradaki konuklarımızı hep o mesleki halleriyle tanıyorlar. Bu kelimeler aslında onların içindeki gerçek kişilikleri birazcık ön plana çıkarıyor ve çok enteresan cevaplar alabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Sizlerden son sözlerinizi almak istiyorum ben. Yani programımız hayırlı olsun her şeyden evvel. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok keyifliydi vallahi.
Tekrar hayırlı olsun. Biz de çok davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Harika Hanımcığım, siz ta Amerikalardan geldiniz buraya. Gerçekten çok mutlu oldum sizi ağırladığım ben için. Ben de öyle, davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi sık sık Türkiye'de görmek nasip olur. Umarım oradaki yaşantınıza da çok mutlu olursunuz. Çok da tatlı bir kızınız var. Yayın öncesinde de gördük. Birlikte orada eğitim alıyorsunuz. Harika şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten isminiz gibi harikasınız. Çok mutlu oldum sizi ağırladığıma da. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, Özde Hayat'ın bugün de sonuna geldik. Yarın bambaşka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Yarın stüdyomuzda size küçük ve sevimli bir sürprizim olacak. Bizim kanalımızın bir tanesi, küçücük, minicik ve tatlı kedimiz Müjgan bizlerle olacak. Çünkü yarın hayvan hakları konuşacağız. Biliyorsunuz bu konuda çok önemli gelişmeler var. Konya'daki barınak olayı ile ilgili, dava ile ilgili gelişmeler var. Yarın burada enine boyuna konuşalım istiyoruz hayvan haklarını. Konuyla ilgili yine çok kıymetli konuklarım olacak. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.